Şimdi İyi Partililer artık Meral Akşener konusunda çok kuşkular Gürkan. Bana bugün bir İyi Partili, etkili bir İyi Partili. Ben de tam tarihe not düşüyorum. Tam tersini biliyorum. Tarihe not düşüyorum. Kemal Bey biraz daha yıpransın. Meral Hanım için söylenenlerin tamamı Kemal Bey için de söylenir. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek için kendisine aday yaptı diye onu diyemezler. Kemal görürsünüz Bey'e, bak dolayısıyla tarihe not düşüyorum. Kemal Bey bir şey söyleyeyim mi? Bak, bugün aslanlar gibi AK Parti'ye karşı kendi açısından mücadele etti. 24 saat bak, hayatı şey şeffaf olan devam et. Bak bir ben şey bunları hatırlatırım. Bir şey ilgili bir şey söyleyeyim. Ya Kemal Bey bugün o ifadeleri tamam Barış sen toparla. Fatih Altaylı'ya İyi Partililer Meral Akşener'e güvenmiyor. Avrupa'da öyle dedi. Avrupa'da genel seçim öncesi bir derneğe gittiğimde orada böyle bir beyaz kağıdı gösterdim. Dedim ki Kemal Bey bu beyaz seçim kağıt gibidir. Seçim yenilgesinden sonra onurluca aday değilim dedi, çekildi Meral Akşener. Parayla pulla Kemal işi olmaz, karanlık işlerle işi olmaz. Tamam mı? Kemal onurluca Bey, çekildiği için Kemal şu anda İyi Partiler Meral Akşener'e güvenmiyor. Olacak iş mi şimdi yani? Bir, Meral Hanım masadan kalkması zaten şaşırtmadı beni. Niye? Ben zaten kalkmadan 4 ay önce Erdoğan Aktaş'ın programında Meral Akşener masadan kalkacak, kafasında Millet İttifakı'nı bitirmiş dedim. Girin YouTube'a. O video orada duruyor Erdoğan Aktaş'ın programında. Meral Hanım Kemal Bey'i kazandırmamak üzerine strateji kurmuştu. Bak bir, bugün konuştuğum İyi Partililerden biri dedi ki... Kazandırmamak değil bence. Aday olmasını, aday gösterilmesini kaybettirmek diye. Engellemek üzerine kurmuştu. Biri dedi ki bana, İyi Partili bir isim. Ya arkadaş dedi, bu Meral Hanım neymiş dedi. Bize dedi bir toplantıda AK Parti'nin eli içimizde dedi. Meğer AK Parti'nin eli kendisiymiş ifadesini kullandı. Ben de kaynağıma dedim ki ya bir dakika yanlış mı duydum dedim. Hayır dedi ya ne yanlışı bak bir daha söylüyorum dedi. Meral Hanım dedi bize kapalı bir toplantıda bir dar grup toplantısında AK Parti'nin eli içimizde dedi. Biz de dedi o zaman eski ya kimmiş bu? Mi? Yok şu anda İyi Parti'de. Siyaset yapıyor İyi Parti'de. Ya sahibinden kom diyen de İyi Partili biriydi değil mi? Orada da İmamoğlu bizim adamlarımız satın alıyor sonra diye. Sildi ama. Ne bileyim bilmiyorum artık. Meğer dedi AK Parti'nin eli Meral Hanım'ın kendisiymiş dedi. Bak çok büyük bir laf. Dedim ki ya bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ya dedi gazeteyi açıyoruz dedi. Yok İyi Parti'nin eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri, eskiler, yeniler AK Parti'ye gidecek. Meral Hanım durdurdu bazılarını. Ya arkadaş AK Parti'de kararları dedi eğer Meral Hanım alıyorsa gerçekten dedi o zaman söylenenler doğru. Neyse sonra... İsmiyle konuşan bir İyi Partili'yi aradım Gürkan. İsmiyle konuşan ne demek? Adını vererek konuşan. Verecek misin sen? Vereceğim tabii. Ver. Bugün İyi Parti'nin kurucularından Aytun Çıray'ı aradım. Aytun Çıray bizim milletvekilimizdi. Aytun Çıray'ın özel demek. Artık İyi Partili değil ki ya. Abi anlatıyorum işte. İyi Parti'yi kurarken İyi Partili dedin de İyi Kemal Partili Bey'den dedi. Kemal Bey'den izin o alarak bizim oyunumuz %4'e düştü diye yayın yapan Kemal arkadaş. Bey'den izin alarak kalkınca gitti İyi Parti'nin kuruluşuna katıldı bir merkez sağ parti oluşturmak için. Ben de hatta meclis kulisinde Aytun abiyle konuşurken dedim ki Aytun abi bak MHP'nin siyaseten kopyasını yapmayın dedim. Biraz o havayı görüyorum dedim bu İyi Parti kurulurken. Hayır dedi biz merkez sağ bir parti yapacağız dedi. Neyse emeği gerçekten çoktur. Bugün kendisini aradım. Dedim ki abi sen bu Aytun abi dedim bu sağır odayı dedim biliyor musun? Hani bu Ümit Özdağ diyor ya bir tane oda var. Dinlenilmeyen oda. Ya vallahi dedi o oda dedi sağır mıdır, kör müdür, dinleniyor mu, dinlenmiyor mu bilmiyorum ama ben de o odaya girdim dedi. Nerede? Genel merkezde miyim? Evet genel merkezde. Ne var dedim odada? Vallahi dedi ben şimdi bu dinlenmiyor falan genel deyince... Genel merkez özel yapılmış bir yer değil biliyorsun değil mi? Kiralanmış bir yer. Tabii. Ne oluyor sağır oda mı varmış? Onun yüzden mi kiraladılar? İşte herhalde telefonları dışarıdan mı bırakıyorlar artık? Öyle bir şey herhalde. Ya şimdi neyse, evet abi. Dedim ki bu sağır odada ne var dedim. Hiç sen de dedim abi gittin mi falan. Ya dedi ben sağır mı kör mü dedi bilmiyorum. Şimdi dedi hani böyle şeyler yazılıyor çiziliyor ama ben de dedi konuştum dedi. O odada Meral Hanım'la. Ne konuştunuz dedim. Dedi ki tam bu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Bey mi olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Meseleleri olurken dedi. Bana şunu söyledi dedi bir konuşmamızda. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğim dedi. Tarih önemli ama. Adaylığından önce. Adaylığından önce. Adaylık tartışılıyor. Bak, ben Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğim demiş. Meral Akşener, İYİ Parti'nin o dönemki genel sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a. Şimdi bu söz, bakın bu söz çok önemli. Ve Meral Hanım dediğini yaptı, masadan kalktı, kazanacak kazanmayacak aday tartışmasını başlattı. Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu Alevidir, kazanamaz dedi, istifa etmek zorunda kaldı. Masadan kalktığı gün gitti Cihan Bey'i geriye getirdi, iadeye itibar verdi, tekrar genel başkan yardımcısı yaptı. Bunlar nedir? Bunlar Meral Hanım'ın Kemal Bey'in kazanmaması için organize ve sistematik bir plan ortaya koyduğunu gösterir. Ben ilk günden beri Meral Hanım'ın TV100 ekranlarında bu seçimin kaybedilmesi için uğraştığını söyledim. Yemediğim küfür, hakaret kalmadı ama tarih beni doğruladı. Keşke ben yanlış çıksaydım. Keşke Meral Hanım farklı bir pozisyon bulsaydı ama ne yazık ki görüyoruz ki bugüne kadar attığı adımların tamamı AK Parti'ye yaradı. Ya kendi eliyle yazdığı, kimsenin tanımadığı, İYİ Parti binasının önünden geçmemiş kişiler milletvekili yapıldı. Onlar da patır patır AK Parti'ye geçiyorlar. Bu Türk siyaset tarihinde görülmüş bir şey değil. Bak, Ahmet Davutoğlu'na kızıyor değil mi herkes? Ahmet Davutoğlu şu ana kadar bir milletvekilini bile AK Parti'ye kaptırmadı. İYİ Parti'den. O da mesele canım, o da bir mesele yani. Ben hani meseleyi Parti, konuşurken gözünü seveyim, bir tek AK Parti'yi diyorsun. Abi bak, muhalefetten CHP'deki bu Musavat Bey'in de aynı çizgide. Ama bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, bugün ben bu konuda bir tweet attım. Tweet'e de böyle yazanlar olmuş. Bazı gazeteci arkadaşlarımız da yazmış. İYİ Parti'den de geçti. Ya şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bloklar arası geçiş başka bir şeydir. Yani siz muhalefet bloğundan iktidara geçmek başka bir şeydir. Tabii hiç geçmemeli. Doğrusu odur. Çünkü vatandaş oyu verirken size müsaade edin, bir de ben konuşayım. Müsaade edin. Gürkan Bey'i TV100 partisinden seçtim. Evet. Şimdi onu o partiden seçmişken siz o partiden aldığınız oyu götürüp başka bir yere ipotek edemezsiniz. Ama şu da var. Velev ki bir geçiş varsa, velev ki bir transfer varsa da muhalefetten iktidara geçmeyle iktidardan muhalefete geçmenin sonuçları. Ya şimdi adamın evinin üstünde 49 tane haciz var. Şunu söyleyeyim. Bak, etik olarak sana katılıyorum. Partisine katılınca %100 haklısın. Ben de zaten buna karşıyım. Ancak bir şeyleri konuşurken Musavat yeni genel başkan, İYİ Parti'nin genel Musavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i hedef olarak neler açıkladı değil mi bu? Evet. Geçişlerden dolayı. Yani bunları da dün gibi hatırlıyoruz. Yani bunları konuşurken biraz öyle konuşmak lazım. Bir. İkincisi, yani kesinlikle katılmıyorum Meral Akşener, şu anki İYİ Partililerin Meral Akşener'le ilgili bu düşüncelerine. Yani artık kuşkuyla bakmaya başladık laflarına. Niye? Ya çünkü ufacık bir şey olsa, Meral Hanım'la ilgili bir iddia ortaya atılsa, bilmem ne olur, İYİ Partili grup başkan vekili çıkıp konuşuyor mesela. Bunu genel başkanın izniyle yapar grup başkan vekili. Yani, kendi kafasına göre yapmaz. Bir de hukukçu. Yani. İkincisi, şimdi İYİ Parti ile ilgili burada ben daha önceki programlardan bir tanesinde şöyle bir şey söylemiştim. Hani merkez sağla ilgili yeni bir parti kuruluyor falan meselesi olduğunda Gürkan, ben merkez sağda yeni bir parti değil, İYİ Parti'nin merkez sağla ilgili bazı atılımlar yaptığını söylemiştim. Ekim ayını işaret ediyorlar. Ekim ayını bekleyin diyorlar İYİ Partililer. Öyle ne olacakmış? O detayı istedim, vermediler. Ancak İYİ Parti'nin yaptığı atılımları görmek için Ekim ayını bekleyin diyorlar. 5 milletvekili daha istifa edecek. Peki. Ya bunu Barış, aman ne olur kesip şey yapmayın, espri yaptım. Sakın hemen şimdi öyle dedi böyle dedi espri yapıyorum. Çünkü sürekli istifa ediyor milletvekilleri. Bence Musavat Dervişoğlu da partiyi bir arada tutmakta zorlanıyor. O istifa ediyor dedi, onları şöyle değerlendirdiler. Bundan sonra biz saflarımızdan kurtuluyoruz. Bundan sonra bizim yapacaklarımızı izleyin. Ekim ayını da işaret ettiler. Peki. Barış, sende başka bir şey kaldı mı? Ya vallahi konuşacak çok şey var ya, da bu gece yeter artık ya, çok konuştun. Onun için... Herkesten fazla konuştun. Ama ben bugün çok çalıştım Gürkan, gerçekten. Tamam, biliyorum, teşekkür ederim. Ya var mı başka? Listelerini çıkarmış ya. Var mı başka? Ama o bir çelişkili bir durum oldu. Niye biliyor musunuz? Ben neyse, biliyorum konuyu yani, da biliyorum. Ha. Şöyle çünkü yani o para kasası yayından sonra anlatayım neyse. Ben öyle değil. Evet, başka ne kaldı? Biliyorum. Konu. Var mı bir şey? Kemal Bey gidiyor Hacı Kemal Bektaş'a. Bey 16.30'da Hacı Bektaş'a gidiyor, 18'de konuşma yapıyor. Orada sert bir konuşma yapacağı söyleniyor. Kime yani kime eklenecek? Arayanlara efendim konuşacak mısınız diye soranlara. Hani şey diyordunuz arkadaş, o işin ruhuna zarar vermemesi için hiç girmeyecek böyle işlere diyordunuz. İşte bugün değiştirmiş bak, mi politika? Bugün ve önceki Tun Soyer görüşmeleri falan mı? Bak geçen hafta bilgi o yöndeydi. Bu hafta sert bir konuşma yapacağı yönünde işaretler geliyor.